getirdiğiniz MTV ekranlarında bambaşka sohbetlerde bugün yine birlikteyiz. 35 dakikanın içini böyle güzel, keyifli sohbetle doldurmak niyetiyle tüm ekip arkadaşlarım ve ben karşınızdayız. Umarım güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Umarım genel anlamda ay da güzel geçiyordur. Malum artık tek ihtiyacımız olan şey mutlulukla uyandığımız ve mutlulukla başımızı yastığa koyup günü sonlandırdığımız bir hayat. Ve hayatın içindeki mutlulukları bulabildiğimiz bir zihin. En çok ihtiyacımız olan şeyin artık bu olduğunu düşünüyorum. Çok zarif bir konuğum var bugün. Mesleğini de çok bence hakkını vererek yapan, çok naif. Hiç tanımadım daha önce, hiç tanıştırılmadım. Tanıma kısmetimiz olmadı, şansımız olmadı. Kısmet bugüneymiş. Bugün denk geldiğimiz için de çok mutluyum. Çünkü çok beğenerek takip ettiğim, gördüğümde böyle içimin açıldığı çok güzel bir oyuncu. Kardeşim, arkadaşımı ağırlıyor olacağım bugün ve tabii ki her zaman olduğu gibi bir cümlenin peşinden gidiyor olacağız. Ama yine de programın içinde kendi cümlemizi bulmak için yapacağız sohbetimizi. Hangi cümlenin peşinden gidiyoruz? Albert Einstein, yine karşımda Albert Einstein. İşte bu öyle bir zeka ki her yerde illa bir cümlesi var hayatımız içinde. Bakalım bugün için bize neler demiş. Başarılı biri olmaya değil, değerli biri olmaya çalışın. Başarı egoya yakındır, sevgi değere yakındır. Aslında o kadar doğru bir laf ki ben ilk kez duyuyorum Albert Einstein'in bu lafını. Evet doğru, başarılı olmak istediğiniz zaman böyle devreye ego giriyor ve o ego biraz huzur kaçırıyor. Sevgili Erkan Can'la programımızda konuşmuştuk. Ego bizim içimizdeki küçücük bir hayvan. Ben onun tasmasını taktım, yanımda gezdiriyorum ama tasmayı elimden bırakmıyorum. Bırakırsam çok can yakar demişti. Ne kadar doğru bir aslında betimlemeydi bu benim için. Tabiri caizse evet, içimizdeki ego birazcık böyle ısırmaya müsait, can acıtmaya müsait bir hayvan gibi gerçekten. Onu korumak, kollamak ve hani böyle benim sözümü dinle demek biraz şahsa ait, şahsa dair bir tavır. Dolayısıyla değerli olmaya çalışmak, değer görmek, mesleğinde değer görmeyi hedef almak, sevgi içeren bir yolculuk. Evet, bunu düşünmek gerektiğini düşünüyorum. Galiba sevgiyi çok fazla hayatında barındırdığını düşündüğüm bir isim. Bugünkü konuğum sevgili Deniz Baysal. Bu ne güzel. Merhaba, bu ne sizin güzelliğiniz. Seni tanıdığıma çok memnun oldum. Ben de. Gel lütfen. Nasılsın? İyiyim, çok iyiyim bu aralar. Güzel denk geldi. Bakmalara doyulmayacak bir zarafete sahipsin çok gerçekten. Çok teşekkür ederim, çok sağ ol. Kime benziyorsun? Baba tarafına sanırım daha çok. Evet, babaanneme. Öyle mi? Ya ne kadar güzel, gülünce böyle şey bayılıyorum. Julia Roberts gibi yani. Sağ olun. Gülüşün dolu dolu. Dişlerin, ağzın maşallah nazar değmesi. Ben buradan uçarak gideceğim herhalde. Yani hedef odur her zaman benim için, konuklarımı uçurarak göndermek. Çok güzel, çok kendilerini, kendilerine hatırlatmak. Doğru. Ne kadar önemli olduklarını, özel olduklarını. Çünkü bence hepimizin buna çok ihtiyacı çok, var. Çok, değil mi? Ne çok. Olduğumuzu, kim olduğumuzu bir de karşı taraftan dinlemeye. Ben sıklıkla çevremi soruyorum vallahi, kariyerimle ilgili, kendimle ilgili. Sanki böyle özgüvensizlikmiş gibi algılanıyor ama öyle değil, değil aslında. Değil. Hani hepimiz bence nasıl biri olduğumuzu, ne olduğumuzu, ne kadar olduğumuzu ya da olmadığımızı biliyoruz ama hı hı. Güvendiğimiz insanlardan da duymak iyi gelmiyor mu? Kesinlikle. Ben ona artık bir de dikkat etmeye başladım. Sadece güvendiğimiz insanlarla değil de yani yolda görüyorum, çok beğeniyorum. Bir de bir kadına bir iltifat etmek daha benim hoşuma gidiyor, evet, ya. Bilmiyorum. Bayılırım. Hem cinslerimi çok seviyorum yani. Evet, ben de. Benim de çok hoşuma gidiyor bir, evet, kadından duymak özellikle. Evet. Elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Ben de vallahi yolda göreyim böyle hani şık giyinmiş, özenmiş o güne, evet, hazır. Ya diyorum ne kadar güzelsiniz falan, hani yüksek sesle mümkünse. Aynen. Bayılıyorum böyle birbirimize onurlandırmanın şifasına çok inanıyorum. O yüzden de güzel bir şey bu. Hepimiz birbirimizin bir parçasıyız aslında, evet, çünkü. Evet, o işte, birbirimizden bir şey taşıyoruz. Aynen, bu görünmez bağlarla bağlı olma haline ben çok inanıyorum. Özellikle kadın gücünün buna ait bir şey olduğuna, evet, çok inanıyorum. Nasılsın? İyiyim. Benim için güzel bir dönem. Neden? Ya aslında sanırım bir iki hafta önceye kadar çok değildi. Hani işim bitti, dizimiz bitti, sonlandı, final verdik. Bir boşluğa düşüyor ya insan böyle. Ama kendim için yeni kararlar aldığım bir dönem bu dönem. O yüzden çok mutlu ve huzurlu hissediyorum. Daha kendi değerimin farkına varmaya çalıştığım, biraz kendi kafama bir şeyler sokmaya çalıştığım bir dönem. O yüzden biraz huzura erdim
diyebilirim. Bazı bitişler yani. Güzel başlangıçlar doğuruyor ya, artık bitişlere takılmamaya çalışıyorum. Ama zaten özellikle televizyon dizilerine bu kadar da hani gerçekten evet. takılmamak lazım. Evet. Zaten oyuncuysan yani Hı-hı. mesleğini gerçekten oyunculuk aşkıyla yapıyorsan. Ve dizi böyle bir şey yani, ne sana ait bu başarısızlık Hı-hı. ne de o başarı sana ait evet. aslında. Buna bir ayılsak hepimiz, yani bir dizi tuttuğu zaman bu demek değil ki başrolünü oynayan Kesinlikle. Oyuncudan sebep. Tutmadığı zaman da sebep başrolünden değil. Yani biz oyuncuyuz, mesleğimiz bu ve sektör bunu gerektiriyor. Bazen bir işe başlıyoruz, bir bölümde tutmuyor, iki bölümde tutmuyor, sekiz bölümde tutmuyor, 26 bölümde tutmuyor. Hı-hı. Bazen de 4 yıl sürüyor ve biz buna tuttu diyoruz. Evet. Ama tuttu, tutmadı. Nasıl tuttu? Neye göre, kime göre? Ben diyorum ki sen oyuncu olmak için oyunculuk yapıyorsan, tutsa da tutmasa da o karaktere bir sarılıyorsun. Gittiği yere kadar onunla yol arkadaşlığı yapıyorsun ve vedalaşıyorsun. Evet. Ben çok fazla duygusal bağ kuruyorum sanırım. Kuruyordum diyeyim. Onu evet. biraz şimdi değiştirmeye çalışıyorum. O başarıyı ya da yani daha çok başarısızlığı tabii ki çok sahipleniyordum Üstüne sanırım. Alıyordum. Dizi hangi gün yayınlanıyorsa ertesi gün girer muhakkak reytingler, kalp çarpıntısı. Zaten yani kaçta hiç bakmam mesela. Gerçekten hiç. Mi? Darısı başıma bunu başarmayı çok istiyorum. Ama lütfen bir konuşalım. Konuşalım ama bu 29 yılla alakalı olabilir. Haklı olarak hani ben artık başrol oynamadığım için belki ondan bir adım geri çekilmiş olmanın getirdiği bir rehavet de olabilir. Ama en son başrol oynadığımda da çok reytinge bakmıyordum açıkçası. Daha çok İçten sokak yorumlarına bakıyordum. Yani sokakta insanlar çevirip ne diyor? Çevirmiyorsa ha izlenmedi diyordum. Ama şöyle bir yere geliyordu kafam. Ben elimden gelenin en iyisini yaptım. Ekip arkadaşlarım da yaptı. Tutmadı ya. Doku tutmadı yani. Bir şekilde seyirciyle evet. işin dokusu tutmadı ya da senaryoda bir sıkıntı oldu gibi. Zaten o sorun çözülmüş olsa evet. bütün yaptığımız işler tutar. Hani tutmayan dizi kalmaz. O yüzden ben de sadece zaten çok iş odaklı biriyimdir. Çok sahip çıkarım işime. Belki fazla sahip çıktığım için bu kadar evet, reytinglere olabilir. Giriyorum falan. Olabilir. Ama son işimde bunu sanırım biraz aştım. Güzel. Arkadaşlarımla da konuşa konuşa. Hayır bu bana ait Hiç bir şey değil. Değil. Ben elimden geleni yapıp hani böyle başımı yastığa rahat bir şekilde koyuyorsam tamam. Yapmışımdır zaten gerisi artık. Hayır, bir de çok uzun soluklu işlerin parçası olduğun için sen... Yani bu olacak, böyle olacak, bazısının dokusu evet. tutmayacak. Benim de 6 sene ara vermeden önce yaptığım işlerde hiç yani sürekli tutmadı. Ama bu böyle bir şey. O yüzden habire yeni diziler hazırlanıyor. Demek ki sektör de artık buna çok evet, alıştı diye evet. düşünüyorum. Çünkü hep hala yeni iş başlıyor, yeni iş başlıyor. İçimden diyorum arkadaşım nereye başlıyor bu yeni iş? Nereye yayınlanacak? Bütün saatleri dolu. Demek ki içlerinde bir yerde diyorlar ki bu dizi birkaç hafta sonra kalkar. Bunun yerine onu koyarız. Hep bir hazırlık ne kadar hali kötü. Var. Ya keşke kötü şöyle mi? Bir sisteme geçilse. Mesela en azından en başta anlaşılsa ve deseler ki kardeşim biz bunu 8 bölüm ya da 10 ya da 5 hani fark etmez. Paket yani en az bu 5 bölüm çekeceğiz. Bu garanti deseler. İnsanlar da ona göre haklısın. Hareket etse, kamera arkası özellikle. Bunda çok haklısın. Hı-hı. Yani bu konuştuğumuz şey tamamen Kesinlikle. Oyuncular üzerinden konuştuğumuz bir şey. Kamera arkasında olan o 100 kişi, 150 kişi ve onların ailelerini de katarsak Hı-hı. 450 kişinin ekmeği, hayatı mevzu bahis olduğunda bu çok acılı. Ama bu kadar hızlı tüketimin içinde ben başka bir alternatif olacağının ihtimalini de vermiyorum televizyonda. Çok fazla platform var, çok fazla seçenek var ve biz artık tükettiğimiz hiçbir şeyle güçlü bağlar kurmuyoruz bence. O yüzden çok seviyor, 10. bölümde bir şeye takıyor, 11. bölümde izlemeye evet. bırakıyor gibi. Bende de şöyle bir hal oldu, her dizide değişik bir karakter oynamanın keyfini çıkarmak. Yani bir yol bulmak. Evet, tadını çıkarmak. Evet. Yoksa gerçekten dert oluyor. Evet. Yani bir yandan baktığında ana akım aslında hiç bana göre değil. Hani psikolojime göre. Evet. O kadar çok etkileniyorum ki. Ama bir yandan bayılıyorum ben bu işi yapmaya. Ya ben başka bir şey yaptığımı düşünemiyorum mesela. Çok biraz keyif şey alıyorum. Değil mi? Aşkla yapınca. Biraz hastalıklı bir şey sanırım bizim Zehir işimiz. Evet. Yani böyle nefes gibi hani soluk almak. Ben de diyorum bazen yok dizi yapmak istemiyorum. Hı-hı. 6 sene aradan sonra hani bu işten sonra durayım diyorum. Sonra içimden diyorum ki yok artık gene girdi kanına o senin. Sınırlarını belirleyeceksin ve devam edeceksin. Evet. Orada sınır belirlemek galiba. O da gerçekten zaman geçtikçe o meslek sende oturdukça sektöre biraz daha hakim olup insanları tanıdıkça da Olabiliyor. Gelişiyor. Evet.
Peki dijital platformda var mı yaptığın bir şey ya da dijitalde yapacağım? Dijitale bir şey yapmadım henüz. Bir şeyler geliyor şimdi. Çok uzun soluklu işte projede de oynadığım için o da çok şey oluyor. Yani yazın ne yapayım? Dinlenmem de lazım bir yandan, kaldıramam artık diye. Bundan sonra o yüzden daha sakin sakin bakalım, okuya okuya gideceğim. Nasıl başladı hikaye? Çok mutlu bir ailede büyüdün. Onu anladım. Öyle midir? Yanlış mı okudum satırları? Ya mutluyduk ya. Öyle büyük dertlerimiz en fazla işte maddi yani geçim sıkıntısı olur. Ay sonunda hani evde hiçbir şey kalmaz. Dolapta hiçbir şey bulamayız. Annemle babam ben 5-6 yaşlarındayken ayrıldı. Ama mutluyduk. Biz evde hep böyle kız kıza büyüdük. Ablam, ben, annem. Sonra rahmetli anneannem dahil oldu aramıza falan. Allah rahmet eylesin. Bilmiyorum, sevgi dolu insanlarız diye düşünüyorum. Yani anlaşılabilecek insanlarız ya da ben ailemi hep şey gibi görüyorum. Böyle hangi ortama girerlerse girsinler oraya bir hava katarlar, bir neşe katarlar. Bizim arkadaşlarımız mesela annemi görmeye gelirdi, annemle muhabbet etmeye gelirdi. Keza babamla da öyle. O yüzden böyle çok açık, sevgiye yeri olan bir ailede büyüdüm. Aslında tabii böyle anlattığın zaman mutluluğa nereden baktığımıza da bağlı bir şey bu. Ben ama bilerek mutlu dedim. Çünkü kadın kadına büyümek de çok tatlı ve tadından yenmez bir şey olabilir. Yani burada tabii teyze ediyorum, mutlu bir aile, anne baba çocuk bambaşka bir tadı var. Ama boşanma evresinden sonra öyle cümbüş bir ailede büyümek, o zaman işte ay sonunda o buzdolabının boşluğu mu yara oluyor yoksa o mutluluk mu deva oluyor? Orada nasıl bir denge kurdun içinde? Ya çok garip. Galiba annem sayesinde bu kadar yara almadan mı atlattık diyelim. Tam doğru cümleyi bulamadım. Dürüst müydü annen? Annem çok, annem dürüst. Bu boşanma sonrası ebeveynlerin çocuklarına karşı duygularında dürüst olup olmama meselesine artık beni de ilgilendirdiği için çok takılmaya başladım. O yüzden bunu sana özellikle merak eden bir yerden sormak isterim. Annem böyle boşanma sonrası yaşadığı bir şey olduğunda kendine dair sevinç, mutluluk, hüzün, sinir ya da yeni heyecanlar. Bunları böyle olduğu gibi anlatır mıydı? Ya annem bize saçını süpürge etti diyebilirim. Biz anneme çok dedik. Hani anne ya hani birini mi bulsam böyle bir hayat arkadaşı. Hani aman yok çekemem ben bu saatten sonra. Hala aynı düşüncede. Hala mı aynı? Aşık olmadı mı bir daha? Yok hayır olmadı. Ah, umarım olur bugünden sonra. Biz hep destekliyorduk bu konuda. O da biraz buna artık sanırım alıştı yalnızlığa ve dert olarak bakıyor. Hani galiba çift olmayı mutluluk olarak göremiyor. Bu da üzücü bir şey aslında. Bize yansıtmadı çok ki çok ağır şeyler yaşadığına da eminim. Bunu da daha 30'dan sonra fark ediyorum. İnsan annesini 30'dan sonra anlıyormuş gerçekten. Biraz acı bir şey ama anneni bir ayrı bir kadın, bir birey olarak görmeye başlıyorsun. Anneliğin ötesinde. O zaman anneme daha çok saygı duymaya başladım açıkçası. Konuştun mu hiç bunları? Bu dönem daha çok konuşmaya başladım. Benim annem kanser hastası. Öyle mi? Evet. Şifalar dilerim. Çok teşekkür ederiz. Bu son dönemde o yüzden diyorum ya bir kendimi geliştirmeye hani tam o dönemimdeyim farklılıklara. Önceden çok kızardım ben anneme. Canım benim belki ilk defa şu an şey yapacak duyacak bunları ama hani niye daha güçlü olmuyorsun? Daha güçlü olsun. Hayır benim annem hasta olamaz şeyine giriyor sanırım insan. Yani yakıştıramıyor yakınına, sevdiği insana. Ama son dönemde bu 2-3 ay önce annem yazın bir ay boyunca bir hastanede kaldı. Biraz zor bir dönem geçirdik. Sonra bir durdum. Dedim ki yani kadına kızarak nereye kadar hani aslında kızmak değil iyi olsun diye. Tamam ben ne olursa olsun onun yanında olacağım kafasına girdikten sonra mesela bence annem de çok mutlu oldu. Belki de iyileşmeye başladı. Ben ona ayak uydu. Ya bilmiyorum ben buna çok inanan bir insanım. Evet. Enerjiye çok inanırım. Evet. O yüzden hiç pes etmedik. Şu anda da çok şükür iyi gidiyor her şey. Daha iyi olsun. İnşallah hepimiz için. Ya işte galiba böyle zamanlarda ben de düşünüyorum bunları. Bazı zorluklardan geçiyoruz. İşte kaldıramadığımız duygularımız oluyor. Anda böyle çok ajite bir şey oluyor o. Hem senin için hem etrafındakiler için. Ama günün sonunda sağlığından çıkıyor ya o mesele. Evet. O yüzden de hep böyle bütün duyguların temize geçilmesi gereken şeyler olduğunu düşünmeye başladım ben de mesela. Evet. O yüzden annenle konuşmak, hesaplaşma da değil. Dertleşmek sanki ya, evet. O dediğim gibi aslında bir anne olarak değil de bir kadın olarak dertleşme belki de. Evet. Ya da erkeklerin babasıyla o şekilde. Yani hep biz çok
bunlarla aslında mesafe koyuyormuşuz gibi geliyor. Evet. Hani anne, baba, hani sadece saygı üzerine belki öyle yetiştiriliyoruz ama aslında çok gelip geçici şeyler. Yap ya bu dertleşmeyi. Evet evet. Yok, yapıyoruz zaten artık daha güzel. Şeyiz yani, hiçbir zaman bizim aramız kötü olmadı. Tabii ki. Ben başka bir yerdeydim. Kabul edemiyordum belki de, öyle olur ya işte hani. Tabii ki sevdiğini. İnkar edersin. Hayır, hasta falan yok, ne münasebet diye, ama halbuki onunla mücadele eden o. Biz değiliz yani, evet biz onun yanındayız, her zaman desteğiz ama asıl mücadele eden o. Tabii. O yüzden elimizden geldiğince onun yanında olmak, bu kadar basit aslında sanırım. Peki böyle kız kıza büyürken ne oldu da hayat seni oyunculukla bir araya getirdi? Annem bana bayağı bir şey denetti. Hani denetti. Yani, ya denetti derken. Çok tatlı. Yani, istiyorsan bir baskete git, işte voleybola git falan filan. Ben bir basket oynadım bir herhalde 3 sene mi hatırlamıyorum tam. Sonra tiyatro koluna girdim. Okulda tiyatro yapmaya başladık. Sonra ben sahneye çıktım ve aşık oldum. Tiyatro hocam Zekeriya Hocalar, İzmir'de kendisi. O sağ olsun beni zorladı. Yoksa ben hayatta İstanbul'a geleyim. Ben acayip kapalı bir insandım. Hani ben yapamam, edemem, beceremem. Beni niye alsınlar? Başka insanlar var daha yetenekli, daha güzel diye düşünüyordum. Onun zorlaması sayesinde ajansa kaydolup bir anda İstanbul'a geldim ve kimse beklemiyordu benden. Ben çünkü ailenin şey prensesiyimdir biraz böyle. O yapamaz, o edemez. Aman onu söylemeyelim, öyle, üzülür falan. Narin. Evet. Ama öyle olmadığımı göstermiş oldum sanırım. Öyle miydin peki? Sonradan mı kendini keşfettin? Kendime karşı öyleydim. Gerçekten evet, ben yapamam, ben edemem diyordum. Sonra nasıl oldu bilmiyorum. Bir anda geldim İstanbul'a, tek başıma geldim. Annemle kavga edip geldim bayağı. Yeter artık, hayır karışma, ben gidiyorum tamam diye. O da aklı kalıyor kadın, haklı olarak. İstanbul hani kaç bizim gözümüzde. 21 evet, yaşlarında. Annem de haklı. Haklı ama bizden yana hiç derdi olmadı annemin. Hani ergenliğimizde, şeyimizde. Hiç öyle yanlış insanlarla çok şükür hani tanışmadım. Onlara kapılmadım, etmedim. Bir şekilde buraya kadar geldim. O geldikçe de insan kendiyle gurur duymaya ve deli misin? Evet ya, ben niye ben yapamayayım ki ya, ne kadar haksızlık etmişim kendime diyorum. Aslında başkalarından çok hep kendimize haksızlık ediyoruz. Evet, ilk önce. Evet. Her zaman. Evet. En kolayı. Ve en acımasızı bence. En kötüsü. Peki tabii şey, hikayen değişik geliyor bana, işte bu kadar narin, nazik olmak, işte sen hiç umulmadık bir şekilde bu cesareti gösteriyor olman, insanları koşulsuz sevmen ve her şeyi herkese anlatılman, ben de öyleydim. Bana canım Ayşem derdi ki menajerim yıllarca, herkesi bu kadar çok sevemezsin, herkes bu kadar çok sevilmez ve herkese bu kadar güvenemezsin, her şeyi herkese anlatamazsın. Ben de derdim ki ne var ya, yani yaşadığım şey ortada, kimden saklayacağım ki, evet. Bütün duygularımı anlatırım, hepsi aynı şeyi yaşamıyor mu zaten? Benim utanacak bir şeyim yok. Aynen, utanılacak bir şey yaşamıyorum. Bir de yani hani sevmekten başka ne yapabilirim ben karşımdakiyle? Nasıl bir ilişki kurabilirim ki sevmeden? Sonra zaman sana öğretiyor hikayeyi. Evet. Sende nasıl oldu bu hikaye? Yani 21'inde İstanbul'a gelmek, büyük cesaret, tek başına, benim diyen yapamaz. Ne oldu? Evet, şimdi bakınca gerçekten aferin bana ya. Gerçekten aferin. Hepimize aferin gerçekten. Bunu çok atlıyoruz ya kendimize, evet. Bunu söylemeye. İlk başta çok acı çektim. Evet. Yani ben de öyle, herkese her şeyimi anlatırdım, herkesle can ciğerdim ama sonra fark ettim ki insanlar bunun ayrımını yapamıyor. Hani işteyken başka, özel hayatımızda başka, çıkarız dışarı eğleniriz, ben o şeyden değilim hani kamera arkası ekibi ayrıdır, oyuncu ekibi ayrıdır diye bir şeye inanmıyorum. Ben de. Ama o sınırı koruyamayan çok insan olduğunu gördüm. Bayağı beni böyle hadi sete diye alıp götürüyorlar kolumdan tutup. Ve çok küçüğüm, hani bu normal geliyordu bana da, herhalde böyle diyordum. Sonra çevremi göre en sonunda psikiyatriste gittim. Senin sınırın yok ve kendine sınır koymalısın dedi. Hanginizin var? Kesinlikle. Sonra ben işte kendimle konuşa ede ede, insanlara bu şey de değil. Hani bir anda böyle hayırdır sen kimsin değil de. Yine o... Ya ben kendi karakterimden vazgeçemem. Bir de onlar kötüyse ben niye kendimi değiştiriyorum? Onlar değişsin. Evet. Böyle yavaş yavaş, yani bana böyle yapmazsan sevinirim. Ben bu şekilde olmasını sevmiyorum diye dile getirerek bu mesafeyi bir şekilde o raddeye getirdim. Ve şimdi yine herkese çok iyi anlaşıyorum ama o saygıyı görebiliyorum. O saygı da hani ben başrol olduğum için, oyuncu olduğum için değil. İnsan olduğum için. Hani sen orada işte kuaförsün. Sen de işini yapıyorsun kardeşim, ben sana saygı duyarım. Hani
kim olduğunu, ne olduğunu bilmiyorum. İyi insansın, kötü insansın benim için fark etmez. Hani birebir bir şey görmediysem. Tabii. Ama her şey saygı dahilinde. Güzel, gayet hani şeyi fark ettim. Ben sevgi ihtiyacımı karşılamaya girmedim bu sektöre dedim ya. Başta çünkü şeydim, herkes beni sevmeli ya da işte o fan yorumları hani evet. internette. Evet. Bayağı oturup ağlıyordum yani. Ya. Niye bana bunu diyorlar? Beni tanımıyorlar ki. Ne yaptım ben bu insanlara diye. Şimdi güvenli alana çektim kendimi. Bu aslında bir psikolog eşliğinde giden bir süreç anlıyorum değil mi? Tek, biraz tek seans aldım. Öyle mi? Ben kendimi bu konuda yatırım yapmayı çok seven bir insanım. Çok araştırırım. İnsan beynine çok meraklıyımdır. O yüzden böyle kitaplar okuya okuya, kendimle konuşa konuşa, izleye izleye bu raddeye getirdim aslında. Bir kere aldım terapi. Güzel, yani bu bir yol açtığı için de kıymetli. İhtiyacın olduğunda bir terapiste gidiyor olmak da Kesinlikle. Çok kıymetli bir vizyon bence. Ama şey çok acı değil mi? Yani bir kadın olarak başarılı olduğunu bilip, neleri başardığını fark edip sadece saygı anlamında bir alan isteme ihtimalinin, yani daha doğrusu şöyle, saygı için alan açılsın istiyorsun ama başrolsün bu kapris olarak da algılanabilir. Evet. Ne kadar zor bir denge. Ya herkesin isteyebileceği şeyi sen istediğinde başka türlü algılıyor evet. insanlar. Evet. Ama bu çok insani bir haktır mesela evet. yani. Ya da söylediğin bir şey, başta rica ettiğim şey defalarca yapılmaz, yapılmaz, yapılmaz. En sonunda senin burana gelir, sen patlarsın, bu sefer yine sen suçlu olursun. Evet. Çok değişik bir döngü geldi. Hep başrol olarak mı başladın? Nasıl gitti hikaye? İlk ben İzmirliyim. İzmir'de işte tiyatro hocam beni yazdırdı ajansa. Sonra bir audition geldi. Derin Sular diye bir iş çekilecekmiş İzmir'de. Tamam. Hem de ailemin yanındayım. Günlük dizi. Tamam. Gittim audition'a. Kabul edildim. Çok güzel. Bir anda işin içinde buldum kendimi. Ne kadar? 116-118 bölüm mü ne sürdü? O da herhalde bir 8 ay falan yapıyor günlük dizide. Ben her şeyi orada öğrendim. Sonra dedim ki ben bu manyaklığı seviyorum. Güzel. Çünkü hani saat kaçta geldiğim belli değil falan. Ben o şeyi sevmiyorum, planlı programlı olması. Ha, 9'da kalkayım, 5'e kadar çalışayım sonra sevi falan. Benim gecem gündüzüm belli olması. Programsızlığı seviyorum ben. Aa, evet. Sen de iyi deliymişsin. Ben ağır deliyim ama bizim sektörde normal. Çok iyiymiş. Ben mesela hiç, yani ben de çok güzel deliyimdir de mesela benim plansız programsızlığa tahammülüm yok. Ben oradan zaten meseleyle çok barışamıyorum belli bir yaştan sonra, hele ve iki çocuktan sonra. Ama mantıklı olan bu zaten ne olursa olsun. Yani benim öyle gecem gündüzüm birbirine girince ben hiç normal biri olmuyorum. Yani benim setim bitiyordu, eve gitmiyordum, sette bekliyordum mesela. Şaka mısın? Ama neyse ki evlendim de ve kocamı seviyorum. O yüzden şimdi biter bitmez hemen değiştirip böyle koşa koşa zaten eve gidiyorum. Zaten ona bakılır. Bak ben bir işi kabul ederken soruyorum herkese. Diyorum ki nasıl kabul ediyorsun? Sana da sorayım. Nasıl kabul ediyorsun bir işi? Şimdi önce yapım şirketine bakıyorum. Yapım şirketi, tamam. Mesela hiç çalışmam dediğimiz yapım şirketleri muhakkak vardır. Tamam. Ekibinin arkasında durmayan etmeyen. Tamam. Sonra senaryoya bakıyorum. Sonra diyorum ki yönetmen evini seviyor mu? İşte ben ilk ona bakıyorum. Ben ilk yönetmen evini seviyor mu? Başrol oyuncuları evine gitmeyi seviyor mu? Evet. Çünkü biteriz yani evet. bu olmazsa. Benim için en önemli şey o. Ondan sonra senaryosu yapımcısı. Yani benim için tek önemli şey evet. bu. Büyük sıkıntı yoksa. Evet. Gidemiyorsun eve yani. Olmaz. Evet, böyle sürekli aynı şeyleri çekip duruyorsun, dönüyorsun. Aslında. Evet. Yani 12 saat evet birçok sette uygulanıyor bir şükür ama daha hala birçok sette uygulanmıyor. Dolayısıyla evini seven yönetmen ve başrol oyuncusu Candır. Varsa ben oradayım yani. Oyuncu olarak baştan söyleyeyim tekliflere şimdiden. Kesinlikle. Yani bu çok önemli benim için. Kesinlikle. Peki aşk ne zaman kapıyı çaldı? Ben bu konuları senin hakkında hiç bilmediğim için senden öğreneceğim şimdi. Duygu sağ olsun gene senin için küçük bir öykü kitabı hazırlamış bana. Yani eğer kitaplaştırmak istiyorsan hayatını sana verebilirim bunları. Ben çok basit bir insanım ya, hiç konuşuruz. Öyle değil, basitlik değil bu, çok tatlı. Baksana dolu dolu yaşamışsın bu yaşa kadar. Ne kadar oldu ya? 7 sene oldu sanırım. Maşallah. Benim kahraman menajerim, biz de daha ben menajer değiştirmeye karar vermiştim. Kahramanla toplantıya çıktık, yemek yedik ettik. Doğru düzgün işten bahsetmedik. Ya dedi benim bir arkadaşım var, Kolpa grubunu biliyor musun? Onun solisti. Yani dedim Kolpa grubunu biliyorum da hani grubu bilirsin, şarkıları ezberebilirsin evet. ama gözünde bilmiyorum yani tanımıyorum. Aynen. Ya siz ne tatlı olursunuz, bir tanıştırayım ben sizi dedi. Ne tatlı olursunuz mu? Abi bir meçledi bizi, hani şey böyle bir enerjiniz bana çok yakın geliyor, bir tanışsanız da dedi. Tanıştırdı bizi, sonra bizim başta olmadı. Ha. Yok dedik biz, biz beraber olmaz dedik.
Bir 6 ay sonra bir daha bir neden bir mesajlaştık. Aynı kafada değildik. Ben bir tık daha çocuktum. Ve kendime hiç güvenmiyordum. Tamam. Barış da o dönem daha iş güç o şeydeydi ve açık açık da söyledi bunu zaten bana. Hmm. O çok kıymetliydi benim için. Bak ben hani şu an ciddi bir şey düşünmüyorum. Dedim tamam o zaman hani bu ille zaten bir şey olmasına gerek yok. Arkadaş da kalabiliriz evet. Yani çok normal bir şey bu. Sonra 6 ay geçti. Tekrar bir araya geldik. Neden? Yine kahraman bir yere çıkmışlardı. Hadi kahraman, gel falan diye böyle. Kahraman sonra nikah şahidi oldu diye düşünmek oldu istiyorum. Tamam, mecbur yani olmaz çünkü olmazsa olmaz. Peki. Öyle yani. Sonra, sonra 6 ay sonra bir araya geldik. Bir araya geldik bir daha hiç kopmadık. Ne oldu? O işinde başarılı oldu. Sen 6 ayda özgüven sahibi oldun ne oldu mu? Ya çok garip. Normalde hani böyle şey deriz yani böyle evlendikten sonra belki daha kapanma şey falan. Ama ben Barış sayesinde kendimi buldum mesela yani. Çok gariptir ki. Yani belki yine hani bir erkek olarak bakıyoruz hani bir erkek sayesinde ama aslında sevdiğin evet, erkek sevdiğin sayesinde gibi aynen, olmuyor. Değil. Yaşadığın ilişki sana iyi geliyor. Evet. Yani aslında birbirinizle birlikte yarattığınız o sinerji sana şifa hı-hı. oluyor bence. Bir erkeğin iyi gelme hali değil. Kadın kendini güvende hissederse, sevildiğine eminse bu iyi hissettiren doğru. bir şey. Biz böyle öğretilerek doğru. büyüdük yani. Keşke böyle büyümeseydik elbette. Evet, belki de. Ama böyle büyütüldük. Hı-hı. Seviliyorsan, işte karın ya da kocan sana iyiyse, evinde huzurluysan ondan sonra daha özgürleşiyorsun hı-hı. hayatında. Bir kesim için bu geçerli tabii. Keşke bir yandan evet. da keşke herkes için böyle evet, olsa. Evet. Ama bizim kafamızda bakanlar için de ben diyorum ki keşke insan başkasının sevgisi ve güveni olmaksızın kendine güvenip sevgi duyup çiçek açsa önce. Ama ben şunu fark ettim ki sen kendine ne kadar değer verip seversen evet. insanlar da sana o kadar değer verip seviyor aslında. Evet. Sen belirliyorsun o kesinlikle. Değeri bir yerde. Sen yavaş yavaş mı buldun bunu? Yavaş yavaş buldum. Hala da arıyorum. O bitmiyor zaten. Hep arıyorum. Ki bu da aslında bu da çok önemli. Yani bir problem olduğunu bilip onu arama değişme. Çünkü hepimizde bir problem var. Bu çok normal hepimizde. Bir şey yani. Hepimizin bir aile travması bir şey tabii vardır ki. Mutlaka. Tabii ki. Karşı tarafa atmaktansa artık sürekli hani onun yüzünden ben böyle oldum. Şunun yüzünden ben geçmişte bunu yaşadım bunun yüzünden böyle oldum diye diye sen artık gelmişim. Ben 32 yaşına ben taşımışım bunu buraya kadar. Ne hı. gerek var? Tabii. O olay olmuş bitmiş. O yüzden şimdi böyle hep önüme bakma odaklı. Kendime kıymet verme odak. Sağ olsun işte Barış da bu konuda çok çok tatlı. Olduğu çok güzel. Bana. Sağ olsun. İyiyiz yani. Yani sana kıymet veren kıymetlidir. Şimdi editörümün çok merak ettiği bir soru var. Diyor ki sen şöyle bir şey söylemişsin. Kocam sahnedeyse kızlar çığlık atmazsa bir problem var. Beğenilmeyen adamı mı aldım ben koca diye. Evet. Bunu Hakan sormuştu. İşte rahatsız olur musun hani böyle konserde kocana şey bunu yapıyorlar diyemezsin. Falan. Beğenilmeyen adamı mı ya koca? Ama düşünsene o kadar yani şarkıcı çıkıyor konsere falan duruyor böyle insanlar. Daha kötü değil mi? Ne evet. güzel işte çığlık atsın. Önemli olan kızların davranışı değil. Benim kocam bana karşı sorumlu. Onun davranışı. Tabii. Ama tabii ki o da bir sanatçı olarak o flörtleşmeyi de yapması lazım seyirciyle. Yani birebir olarak demiyorum hani bu bütün. Tabii ki. O yüzden destekliyorum. Yani sahne alan sanatçılar ben Tarkan konserinde yaşamıştım bunu. Harbi açık havada tabii ki tıklım tıklım dolu ve Tarkan sahnede bir kişi biz orada kaç kişiyiz belli değil. Arkadaşım hepimizle flört edemezsin yani. Bu kötü anlamda söylemiyorum. Yok, çok iyi hepimizi şey iyi hissettirmek, hepimize hakim olmak, tek birisin yani. Hı-hı. Çok zor iş. Benim diyen yapamaz. Hı-hı. O yüzden haklısın. Yani bunu yaşatıyor olması lazım hepimize. Bu sanat anlamında önemli bir şey. Şarkısını geçirmek, duyguyu geçirmek için müthiş bir performans evet. yani. O yüzden ne demek istediğini çok iyi anlıyorum ama bu anlayışta bir eş oluyor olman da Barış için çok büyük bir şans. Her zaman yap. Dediğim gibi benden sorumlu olan Barış. Evet. Yani ve hayatta her şey de olabilir. Ben hiçbir zaman mesela hiçbir zaman demeyeyim de şimdi yani. Büyük konuşmayayım. Haklısın. Onu çok severim mesela. Evet. Bunu yapmam belki içimden derim. Ben bunu hayatta bunu yapmam derim ama dışımdan söylemem. Çünkü nasıl bir sınava tabi tutulacağını hiç belli olmuyor yani. Gelir o söylediğin yerden vurur seni. Evet. Gerek yok. Peki sırada ne var? Neler yapacaksın? Şu an bilmiyorum. Akışına uhu. Bıraktım. Eskiden olsa mesela çok anksiyete sahibi bir insandım ben. Hani mesela iş bitti. Ne yapacağım ben? Ben ne yapacağım?
hemen bir şeyler okumam lazım, hemen yeni bir iş bulmam lazım, durmamam lazım. Ben çünkü durunca mahvoluyorum. Bu işten sonra da dedim ki Deniz sakin olacaksın. Çok şükür hani belirli bir yere getirdim maddi manevi olarak kendimi ve şu an yine çok şükür o lüksüm var. Hani iş seçebilme lüksüm var uzun süredir. Şey. Madem böyle bir seçeneğim var kullan bunu kızım. Bir dur, bir kendini dinle, bir gelsin, oku, bak. Şu an o şeydeyim yani spora başladım mesela. Böyle kendimi oyalıyorum ediyorum, kendim için bir şeyler yapıyorum. Beklemedeyim açıkçası. İyi gelmiyor mu bu sana? Çok iyi geliyor. Bu söylediğin şeyler o kadar kıymetli ki bütün oyuncuların aslında bunu yapabiliyor. Ben uzun seneler yapamadım bunu bir şekilde. Evet. Hep çalışmak zorunda kaldım. Hep hani para kazanmam gerekiyordu falan da filandı. Sonra bir dönemden sonra bin şükür ben de o raddeye geldim. Ve bunun konforu müthiş bir şey. Gerçekten istediğin bir işe dahil olmak zorunda kalmayıp. Ama bu da tabii hep annelerimizin de söylediği akarken doldurmakla alakalı. Evet. Çalışıp kazanırken biriktirmekle alakalı yani yarın yokmuş gibi harcayıp deliler gibi saçmadan biriktirince aslında çok kısa bir zamanda oyunculukta belli bir yere gelmiş herkes için geçerli bir şey bu. Artık böyle sakin dingin evet ya ben biraz okuyayım biraz seyredeyim biraz spor yapayım 6 ay durmayı kendime hak görüyorum ve tamam bu lükse sahibim diyebilmek insanın omurgasını dikleştiriyor. Evet. O acayip bir özgüven katıyor insana gerçekten. Evet. Yani çoğu insana kızamıyorum ben mesela. Özellikle sektöre yeni girmiş hani şey yapıyorlar. Ama bunu nasıl kabul etti atıyorum. Ya bilemezsin kimin evet. O sırada ne durumda olduğunu. Onu da göz önüne almak gerekiyor bence evet. Biraz. Darısı hepimizin başına. Evet herkesin başına ama burada tabii yani çok çalışmak önemli ama birazcık daha böyle parayı biriktiren bir yerde durmak önemli gibi geliyor bana işte. Sanırım bir denge lazım. Ne böyle hani ben işte ev almak için çalışacağım, araba almak için, bütün hayatını bir şey almak için evet. Çabalamak yerine hani evet hem bu da olsun hem biraz da ama keyfime de bakayım. Mesela ben şimdi yeni yeni kazandığım parayı kendime de harcamaya başladım. Çok böyle şeydim mesela o pintiydim mecbur. Kendime karşı. Aa, olmaz. Yeni yeni işte 30'dan sonra cilt bakımına başladım falan böyle şimdi onlara şey yapıyorum, özen gösteriyorum falan. Yani bir yerde kendine de hediyeler vermen gerekiyor. Hani evet. Sadece ev odaklı, araba odaklı çalışmak değil de aynen. Denge sanırım. Güzel. Mutlu musun, razı mısın kendinden? Razıyım. Ne kendimden güzel. Razıyım ya. Yani en azından benim de hatalarım muhakkak olmuştur, olacaktır da. Ama vicdanım rahat en azından şimdi. Razıyım. Peki mesleki anlamda böyle kariyerini düşündüğünde kendine bir hedef belirledin mi? Şöyle bir şey de yapmayı mutlaka istiyorum deyip. Çünkü aslında meslekte de belirlediğin hedef biraz tavrını, yolunu, donanımını, değiştirme biçimini, nereden donanımlanacaksın, ne yapacaksın ya da işte hangi ortamlarda görüneceksin, görünmeyeceksin de belirliyor ya. Oralardan bir rota çizen biri misindir yoksa geldiği gibi mi? Daha çok geldiği gibi aslında ama... Daha benden beklenmeyen şeyler yapmak istiyorum artık. Çünkü bir ön yargı var gibi düşünüyorum. Şey olarak hani bu kötüyü oynayamaz bu hani Hint kadını oynayamaz gibi bir şey var gibi hissediyorum açıkçası. Bu zamana kadar da hep çünkü böyle namus kumkumasını oynadığım için genellikle yapışmış olabilir. O yüzden biraz böyle bir yırtık. Ya her şeyi denemek istiyorum aslında. Her şeyi oynamak istiyorum. Çünkü... O oyun bana çok keyif veriyor. Hoşuma tabii. Gidiyor. Olmaz mı? Peki tiyatro? Tiyatroyu çok özledim. Çok özledim. Havasını ayrı özledim. O seyirciden direkt aldığın o... ne denir? Kelimeyi enerji. Bulamadım. Enerjiyi çok özledim. Ama bunun için bayağı ana akıma ara vermem gerekiyor ha, diye düşünüyorum. Yok ya. Ya biz 150 de biraz dakika. Gayet oynuyor. Nasıl beceriyor? Ben anlamıyorum ya. O adam her yerde. Uras her yerde. Uras sen nasıl her yerdesin çocuğum? Ya biz, çabuk cevap ver bize. Biz bir filmde çalışmıştık. Onda da mesela yani oradan çıktı başka bir filme gitti. Tabii, Uras tabii, inanılmaz hareketli bir insan. Yani şöyle çok planlı yapıyor her şeyini.
Belki, ve evet. O planını net olarak veriyor yapım şirketine. Benim gördüğüm o, sonuçta Aşık Shakespeare'de ve hı hı. diyor ki benim oyun günlerim bunlar. Sahnesi belli zaten, stand-up yapıyor biliyorsun. Hı hı. Onları belli. Biz de burada Uraz bölümü evet, yapıyoruz. Evet ya, ne oldu bu? Bana bak, reklamını yapıyorum şu an, farkındasın. Uraz'cığım kaşenden, kaşenden yollarsınız. Ama yani yapılabiliyor, Uraz'dan görüyorum net olarak. Birebir gördüğüm için bir sürü dizide başrol olmayan aslında, oyuncunun evet. oyunu var. Belki ben kendimi kısıtlıyorum belki de. Hani çok sanki uzak kaldım evet. ya. Acaba bir korkaklık şu, mı oluyor belki? Şu sırada böyle tatlı bir oyunun provasına girişmek, o hı-hı. oyunu bir elde var bir yapmak mı diye hı-hı. bir düşündüm aslında. Bakalım. Bir aslında aramızda konuşmuştuk işte hı-hı. Devrim'le, Erkan Keka'yla falan böyle. Kekacığım durmaz, güzel o da diye. Durmaz çünkü. O da inanılmaz yani, o da durmaz. Eşi de, Cansu da öyle mesela evet. durmuyorlar maşallah da yani durmayalım hiç de. Umarım. Evet, bunun üstüne eğilmem gerekiyor sanırım. Aslında. Aynen. İyi gelebilir sana. Belki de diyeceksin ki ben bu tiyatroda çok mutluyum. Seneye de dizi yapmıyorum. Sadece tiyatromu yapacağım. Keyfime bakacağım da diyebilirsin. Evet, evet, bir konfor alanı aslında. Tabii, kesinlikle. Defterimi sana doğru uzatırken... Memnun oldum. Ben sen yazını öyle. Yazarken ben tamam. programı sonlandırmak istiyorum. Yolun açık olsun. Çok güzel şeylerle karşımızda ol diliyorum. Şahane bir programı daha ardımızda bıraktığımız için ben şahsen çok mutluyum. Çünkü ben şahsen denmez ama demiş bulunayım. Siz idare edin. Hem ben hem şahsen hem de mutluyum diye cümle bitirilmez. Normalde bir sunucunun bunu yapmıyor olması lazım ama olur böyle şeyler. Ekranda sevdiğim kişileri burada görüp tanıyıp bir daha sevince diyorum ki evet, doğru yerden bakıyorsun hayata. Tüm zarifliği, naifliğiyle. Bakın gene aslında en büyük detay ne? En büyük detay yine kendi içine doğru yolculuk yapan genç bir kadın ve kendini ne kadar güzel geliştirip dönüştüren, hayattan ne istediğini bilen, aradığını bulma yolunda giden genç bir kadını dinledik bugün. Yine çok şey öğrendiğimizi düşünüyorum. Bir başka bambaşka sohbetlerde tekrar bir arada olacağız ama sahi sen bu hayatta gerçekten ne istiyorsun? Hoşçakalın. Işıl ışıl genç bir kadın kendine doğru yolculukta fark ediyor ve uyguluyor, mesleğine aşık. Şimdi daha iyi anladım bu parıltı nereden geliyor. Sevgili Deniz Baysal sayfasının satırlarını şöyle tamamladı. Sizi tanımak harikaydı. Teşekkür ederim. Sevgi kurtaracak.